rokoko gül için iğnemizin üzerine 8 kez ipliğimizi doluyoruz. İplik aralıklarının muntazam olmasına dikkat ederek iğnemizi yavaşça çıkarıp oluşan rokoko yaprağı yerine yerleştiriyoruz. Aşağıya batırıp sabitliyoruz ve hemen yanından ikinci bir rokoko yaprak daha çalışmaya başlıyoruz. Çalışacağınız gülün büyüklüğüne göre 8 kez ya da 10 kez dolayabilirsiniz ipliğinizi. İkinci yaprağımızı da tamamladıktan sonra sol tarafından çıkarıyoruz iğnemizi. Sağından çıkarıp bu kez 12 ilmek doluyoruz. Rokokolarımızı çıkarırken iğnemizi hafifçe gevşetiyoruz ve yerine yerleştiriyoruz oluşan yaprağı. Ortadaki göbeğin etrafına 3 adet rokoko yaprak çalışıyoruz. 12 kez iplik doluyoruz. Eğer gülünüz biraz daha büyük olsun istiyorsanız 14 kez de dolanabilir. Son 3. yaprağımızı da aynı şekilde çalışarak koyu kısmını gülümüzün bitirmiş oluyoruz. Daha sonra açık renk ipliğimizle gül yapımına devam ediyoruz. Bu defa 14 kez doluyoruz iğnemizin üzerine ipliğimizi. Oluşan rokoko yaprağı yerine düzgünce yerleştiriyoruz. Yaprakları birbiri arka sıra gelmesine dikkat ediyoruz. Doladığımız ipliklerin düzgün yerleşmesi çok önemli. Dış halkasına da bu şekilde 6 adet yaprak çalışıyoruz. Kullandığınız ipliğin kalınlığı da gülünüzün yapımında çok önemli. Doladığınız iplik sayısı ipliğin kalınlığıyla da doğru orantılı. Bu sayıları siz azaltıp çoğaltabilirsiniz. Rokoko yaprakları düzgünce ortadaki göbeğin etrafına yerleştiriyoruz. Son yaprağımızı da çalışarak gülümüzü tamamlıyoruz. Birçok kullanım alanı olan rokoko gül yapımının dibine yeşil renk ipliğimizle bir sap ve 2 adet yeşil yaprakla çalışabiliriz. 12 kez dolayarak uzun bir rokoko ilmek çalışıyoruz sapı için. Sapla gül arasındaki bir yerden aynı noktadan çıkarak bir yuvarlak halka rokoko ilmek çalışıyoruz. Bunun için de 12 kez dolamanız yeterli. Yaprağımızı yerine yerleştiriyoruz ve aşağıya batarak sabitliyoruz. İkinci yaprağımızı da 12 kez dolayarak tamamlıyoruz yaprağı ve alt kısmını batırarak işlemi tamamlıyoruz.